Peki türev tanımını gördük. Türevin sürekli olan ilişkisini inceledik. Ve bir fonksiyonun türevini nasıl alabileceğimizi gördük. E biz her defasında böyle limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h diye türev mi alacağız? Hayır. Biz bu limiti kullanarak bazı kurallar üretiyoruz. Ve bu kuralları kullanarak da e, türev işlemini, türev hesaplamalarını kolaylıkla yapabiliyoruz. Şimdi bu kuralları görelim. Türev alma kuralları. Türev konusu arkadaşlar e, ortaokulda okuyan birinin çarpım tablosunu bilmesi neyse e, bir mühendisin ya da işte lisans okuyan sayısal alanlarda lisans okuyan birinin de türev kurallarını bilmesi olur. Ben size açık söyleyeyim. Belki çok sert bir örnek oldu ama yani o kadar olmasa da şöyle düşünelim. Lisedeki bir öğrencinin üstü köklü sayılarla işlem yapabilmesi, birinci derece denklemleri çözebilmesi vesaire neyse sizin için türevi bilmek de o. Dolayısıyla türevi herkesin çok iyi bir şekilde anlayıp kavrayıp ee, tamamlaması gerekiyor. Eksi olanlar varsa mutlaka gidermesi gerekiyor. Çünkü türev bilmezseniz bundan sonraki matematikte göreceğiniz hiçbir konuda başarılı olamazsınız. Artı fizikte de başarılı olamazsınız, kimyada da başarılı olamazsınız, diğer derslerde Çünkü türev o kadar basit, sıradan bir kavram haline geliyor ki belirli bir süre sonra onu bilmeden zaten ilerleyemiyorsunuz. O yüzden buradan sonraki videoları dikkatli bir şekilde dinleyip verilen tüm e, alıştırmaları yapın. Benim çözdüğüm örnekleri tekrar tekrar çözün. Ve bu yeterli değil. Mutlaka bizim kitabımızdan, takip ettiğimiz kitaptan veyahut başka bir kitaptan e, veya internet kaynaklarından bol bol türevle ilgili soru çözün. Şimdi birinci kuralımızda başlayalım. Sabit fonksiyonun türevi. Şimdi fonksiyonumuz sabit fonksiyonu nasıl ifade etmiştik? fx eşittir c şeklinde. Bunun türevini bulacağım. f üssü x eşittir. Ne diyeceğim? Limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h. Bu da ne yapar? Limit h sıfıra giderken sabit olduğu için c eksi c bölü h olur. E c eksi c sıfır sıfır bölü h sıfır olur. Demek ki sabit fonksiyonun türevi sıfırmış. Sonuç sabit fonksiyonun türevi sıfırdır. Örnek fx eşittir mesela 5 bunun türevi ne olacak? Sıfır olacak. Gibi. Tamam. Sabitin türevi sıfır. Devam edelim. İkincisi fx eşittir x üzeri n ise bunun türevi nedir acaba? Bakalım hemen. Ne diyeceğim? Limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h olur. Bu da arkadaşlar limit h sıfıra giderken x artı h üzeri n eksi x üzeri n bölü h olur. Tamam. Bunu da şuradan yapacağız a üzeri n eksi b üzeri n'in bir e, açılımı vardır. Nedir? a eksi b çarpı a üzeri n eksi 1 artı e, a çarpı a üzeri n eksi 2 çarpı b e, artı bu şekilde devam edecek. İşte b üzeri n şeklinde bir açılımı vardır. Şurası n-1 olacak ona dikkat edelim. Peki o zaman bunu getirip yerine yazarsam bakın şöyle olur. Limit h sıfıra giderken e, bir buna a buna b dersek zaten h kalıyor orada. Değil mi? x artı h x, x'den h kalıyor. Burada ne kaldı? x, a, x artı h üzeri n-1 artı ee, x artı h üzeri n eksi 2 çarpı h nokta nokta h üzeri n eksi 1. Böyle h. H'ları sadeleştirdim. H'lar gitti. Ne kaldı arkadaşlar? Şimdi limit h sıfıra giderken ee, x artı h üzeri n eksi 1 artı Şurada arkadaşlar ikinci terimimiz h değil. Onları düzeltelim hemen. İkinci terimimiz x. Yoksa hepsi sadeleşecek. Çıkmayacak sonuç. İkinci terimimiz x. Yani b dediğimiz x oluyor burada. Dolayısıyla x üzeri n-1'e geliyor. Heh. Şimdi tekrar yazayım burayı. Ee, x artı h üzeri n-2 çarpı x artı nokta nokta ee, x artı h üzeri e, x artı h çarpı x üzeri n eksi 2 ve x üzeri n eksi 1. Yani bir önceki terimi de yazdım. Şimdi h yerine 0 yazarsam bakın şöyle olacak. h yerine 0 yazarsak x üzeri n eksi 1 artı x üzeri n eksi 1 artı nokta nokta x üzeri n eksi 1 kalacak. Kaç tane x üzeri n eksi 1 gelecek? Kaç tane gelecek? n eksi 1'den ee, 1'den n eksi 1'e kadar. Yani 0'dan n eksi 1'e kadar. Yani n tane. Dolayısıyla burası n çarpı x üzeri n-1 olacak. O zaman sonuç olarak biz bundan sonra fx eşittir x üzeri görürsek bunun türevinin n çarpı x üzeri n-1 olduğunu söyleyeceğiz. Yani üstünü bir eksiltip katsayı olarak başına yazacağız arkadaşlar. Tamam mı? Mesela örnek verelim. fx eşittir x üzeri 5 ise bunun türevi ne olur? 5 çarpı x üzeri 4. Burada tabi şunu belirtmemiz lazım. Normal şartlarda bu hesaplama sadece en doğal sayı iken geçerli. En doğal sayı iken biz ancak bu limiti bu şekilde açıp hesaplayabiliriz. Ama en doğal sayı değilse de biz bu formülü uygulayabiliyoruz. Neden de siz araştırın. Neden? Yani mesela ben şöyle bir örnekte de bu formülü uygulayabilirim fx eşittir mesela ee, ne olsun? Küp kök x olsun. Bunun türevi nedir? Dendiğinde ben bunu şöyle yazabilirim. x üzeri 1 bölü 3. Bunun türevi de f türevi x eşittir. 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3. Neden? Yani bunu mesela şuradan yapmaya çalışsanız değil mi? Taş sıfıra giderken küp kök x eksi x bölü ee, işte Küp kök içinde x artı h eksi küp kök x bölü h diye yazsanız o binom açılım formülünü burada uygulayamazsınız. Tamam mı? Veyahut başka bir tane yazayım. Mesela fx eşittir x üzeri pi olsun. Bunun türevi nedir deseler ben bunu da şöyle yazabilirim. Pi çarpı x üzeri pi eksi bir. Halbuki pi de bir doğal sayı değil. Hatta rasyonel bile değil. Yani formülü şöyle oraya geri dönersek. x üzeri n diye yazdım ya bu kuvvet fonksiyonu biliyorsunuz n doğal sayı olmasa da ben bu formülü uygulayabiliyorum. Bu kuralı uygulayabiliyorum. Neden? Neden? Halbuki ben limit hesaplarken n'in doğal sayı olma durumu için ancak hesabımı yapabiliyorum. Bunlara neden uygulayabiliyoruz? Bir düşünün biraz buna. Kafa yorun arkadaşlar. Üçüncüsü arkadaşlar sabit bir sayı varsa fonksiyonun başında yani bir katsayısı sayısı varsa şöyle yapayım gx diyeyim buna bunun türevini aldığınızda bu sabit katsayı türevi etkilemez. Sabit katsayı türevi etkilemez. Yani diyelim ki fx eşittir 4x küp. Bunun türevini aldığınızda bu şöyle olur. 4 çarpı 3x kare. Yani 12x kare olur. Yani oradaki sabit katsayı türevi etkilemez. Neden? Nedenini görmek için yine limit şeyi hesaplamanız gerekiyor. Limit h sıfıra giderken gx artı h eksi gx bölü h diye. Çünkü bunu açık yazdığınızda her ikisinde de c gelecek. c sabit olduğu için limitin dışına çıkacak. Kalan kısım f'in türevi olacak. Bu nedenle e, sabitin türevi etkilemediğini buradan görebiliriz. Her kuralda nereden çıktığını size anlatmaya çalışıyorum. Bunların ezbere gelmediğini, esas türev tanımından elde edildiğini Bilin. Ama biraz daha ilerledikçe ben artık bunları ispatlamayı bırakacağım. Göstermeyi bırakacağım. Çünkü bazıları mesela üstel fonksiyonda biraz daha fazla ek bilgi gerekebiliyor. E, artı zamanımızı da çok alıyor. E, ama size ödev verebilirim. Kendiniz bu türevleri gösterebilirsiniz. Nereden çıktığını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Kaç numara demiştik ötekine? 3. 4 diyoruz. 4. Toplamın türevi. Yani fx artı gx'in türevi ne olur? Bu arkadaşlar her ikisinin türevlerinin toplamıdır. Yani türev toplamaya doğrudan etki eder. Böyle olduğunu gösterelim. Şimdi buna hx diyelim. Ne diyeceğim o zaman? h türev x eşittir. h türev x eşittir. Limit h sıfıra giderken gerçi ikisine de h kullanmışız. S diyelim ona. Karışmasın sx h sıfıra giderken sx artı h eksi sx bölü h olur. Bu da arkadaşlar limit h sıfıra giderken bakın ne olacak? sx artı h dediğim fx artı h artı gx artı h eksi şöyle düşünürseniz fx artı gx bölü h. E bu limiti parçalayıp yazdığınızda zaten şu çıkıyor ortaya. Limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h artı yine limit h sıfıra giderken gx artı h eksi gx bölü h. Bu da ne yapar arkadaşlar? f türev x artı g türev olarak bulunur. Örnek verecek olursak basit örneklerle geçiyorum. Çünkü zaten bunların hepsini bitirdikten sonra esas karışık örnekler çözeceğiz. Yani fx eşittir 16 x kare artı 2 x ise o zaman bunun türevi ne olacak arkadaşlar? 16 x karenin türevini alacağım. 2 x'in türevini alacağım. 32 x artı 2 olarak bulunacak. Beşincisi çarpımın türevi. fx çarpı gx'in türevi. Bu da arkadaşlar şu şekildeydi. Birinci fonksiyonun türevi f türevi x çarpı gx artı e, i̇kinci fonksiyonun türevi çarpı birinci. Yani birinci fonksiyonun türevi çarpı ikinci fonksiyon. Artı ikinci fonksiyonun türevi çarpı birinci fonksiyon. Bu literatürde Leibniz kuralı olarak geçer. Leibniz kuralı çok da bu da onlardan biri. Bunu göstermek istersek ne yapacağız? Bu biraz zahmetli değil mi? Yani yine buna S diyelim. E, S türev x eşittir diyeceksiniz. Limit h sıfıra giderken fx artı h artık uzun uzun yazmayayım. fx artı sx artı h yani fx artı h çarpı gx artı h eksi fx çarpı gx bölü h olur arkadaşlar. Bunu hesaplamak için terim ekleyip çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bunları elde etmemiz gerekiyor. Mesela F türev x'e ihtiyacımız var. Ben buna bakın şöyle bir şey yapayım. Eee F türevi x'e ihtiyacım varsa şuradan da çıkarmaya çalışabilirsiniz. Şimdi bu, ne, bu nedir? Bunu açık yazarsanız fx artı h eksi fx. O zaman çarptığımda fx artı h çarpı gx'e ihtiyacım var. Tamam Eksi fx gx. fx gx var. O zaman benim şuna ihtiyacım var. fx artı h çarpı gx'e ihtiyacım var. Bunu bir de çıkarmam lazım. fx artı h çarpı gx. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi paranteze alıyorum. Yani düzenliyorum. Limit h sıfıra giderken bakın fx artı h gx. Onları paranteze alayım. Ee, fx artı h gx parantezine alarak yazacağım bunu. Eksi fx çarpı gx. Tamam mı? Bakın şöyle yaptım. Şununla pardon bu değil. Ee, bununla bunu gx parantezine aldım. Devam ediyorum. Artı, artı diyorum. Şimdi diğerlerini de fx parantezine ee, ya da diğerlerini bir yazayım. Kalanları yazayım. fx değil de fx artı h parantezine almam gerekiyor. Onları bir yazayım. fx artı h çarpı gx artı h eksi fx artı h çarpı gx. Tamam mı? Böyle h. Şimdi dikkat ederseniz birincisi geldi. Yani şu birinci dediğim şunu elde ettim. Nerede o? Burada bakın. Şimdi ikinciye bakalım. Bu ne? G türev x. Bu ne olması lazım? Gx artı h eksi gx. O zaman gx artı h çarpı fx lazım. Bir de e, gx. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şurayı fx artı h parantezine alalım. O bizi sonuca götürecek. fx artı h parantezini aldık. Böylece arkadaşlar karşımıza şu şekilde bir ifade çıkar. Limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h çarpı gx artı yine limit h sıfıra giderken gx artı h eksi gx bölü h çarpı Limit h sıfıra giderken fx artı h. Şimdi e, bu birinci ifadenin biz f'in türevi olduğunu biliyoruz. Çarpı diğeri de fonksiyon zaten. Artı. Yine buradaki gelen limit de g'nin türevi. Çarpı. Burada da bakın ne geliyor? h sıfıra giderken fx artı h. E, h yerine sıfır yazdığında direkt ne kalır? fx kalır. O zaman bu da fx'tir arkadaşlar. Demek ki bir fonksiyonun çarpımının, iki fonksiyonun çarpımının türevi de bu şekilde bulunuyormuş. Örnek verecek olursak mesela fx eşittir x artı x kare artı 4x artı 1 çarpı x küp eksi 16 olsun. Bunun türevi ne olacak? Birincinin türevi yani 2x artı 4 çarpı ikinci x küp eksi 16 artı ikincinin türevi yani 3x kare çarpı birinci olarak bulunur arkadaşlar. Devam edelim. Çarpımın türevini söyledik. 6 bölümün türevi. Yani fx bölü gx'in türevi. Bu da nedir? ne olacak? Payın türevi Payın türevi Çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi. Bunun nasıl çıktığını da siz yapın. Ödev çarpıma benzer şekilde e, düşünebilirsiniz. Çok zor değil. Zaten birçok kaynakta da var. Yapamazsanız oradan inceleyebilirsiniz. Ama uğraşın mutlaka uğraşın. Örnek verecek olursak. Mesela e, fonksiyonumuz şöyle olsun. fx eşittir. x kare eksi 1 bölü 3x küp artı 4. Bunun türevi ne olacak arkadaşlar? Payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi. İşte bu bölümün türevi oluyor. Düzen, düzenleyebiliriz bunu. Yukarısı ne yapar? 6x üzeri 4. Orada da 9x üzeri 4. Yani eksi 3x üzeri 4 yapar. Artı 8x Diğer taraftan da artı 9x kare geliyor. Artı 9x kare artı 8x bölü 3x küp artı 4'ün karesi olarak bulunur arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle bir örnek çözelim. Bir u fonksiyonu şu şekilde verilsin. fx'in karesi. Bunun türevi ne olur acaba? Şimdi ilk etapta şu şekilde düşünüyorum. fx çarpı fx olarak düşüneyim. Bunun türevini alırsam neydi? Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci olur. Bu da ne yapar? eee 2 tane fx çarpı f türev x yapar. Peki küpünü alayım bunun. fx'in küpü. Bunu nasıl düşünebilirim? Bu da şöyle düşünebilirim. fx çarpı fx'in karesi. Şimdi bunun türevini al alırsam u türev x bu da şöyle olacak. Yine birinci'nin türevi çarpı ikinci Artı ikincinin türevini biraz önce buldum. 2 tane fx çarpı f türev x çarpı birinci. Bunu düzenleyecek olursak bakın ne oldu? Aynı şeyden 2 tane geldi. Yani 2 çarpı fx'in karesi çarpı f türev x. 3 tane geldi özür dilerim. 3 tane. 3 çarpı gelecek. O zaman ben şöyle bir e, genelleme yapabilirim. Demek ki ux eşittir fx üzeri n'in türevi şöyle olacak. n başa gelecek. fx'in derecesi 1 eksilecek. Çarpı f'in türevi gelecek. Bunun diğer bir adı zincir kuralı arkadaşlar. Ama onu ileride göreceğiz. Yani zincir kuralından da bunu elde edebiliyoruz diyeyim. Zincir kuralı demeyeyim de. Bakın bu çok önemli. Çünkü biz bundan sonra neredeyse bütün türev sorularını demeyeyim de. Hemen hemen ee, birçok türev sorusunda bununla karşılaşacağız. İntegralde karşılaşacağız. İleride diferansiyel denklemlerde yine karşılaşacağız. Dolayısıyla bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Yani bir fonksiyonun kuvvetinin türevini alırken fonksiyonun kuvvetini biraz altıyoruz ee, ve fonksiyonun türevine çarpıyoruz. Örnek verelim. Mesela fx eşittir x eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Bunun türevini almak istersen bakın şöyle olacak. F türev x eşittir. 4 çarpı x eksi içinin küpü bir de fonksiyonun türevi yani 1. Biz buna içinin türevi diyoruz aklımızda kolay kalsın diye. Mesela başka bir örnek fx eşittir x küp artı x kare eksi 5'in mesela eksi 3. kuvveti olsun. O zaman ne diyeceğim yine f f türev x eşittir. Eksi 3 çarpı x küp artı x kare eksi 5. Bunu biraz altacağım. Çarpı içinin türevi 3x kare artı 2x diyeceğim arkadaşlar. Bu örnekleri bu şekilde çoğaltabiliriz. Mesela başka bir örnek. F türev x eşittir. x kare artı 7'nin 3 bölü 5. kuvveti. Bu da ne olacak? f türevi f x diyecektim şuraya f türevi x demişim özür dilerim. f türevi x eşittir 3 bölü 5 çarpı x kare artı 7'nin eksi 2 bölü 5. kuvveti değil mi? 1 çıkardığım için çarpı bir de içinin türevi yani 2x gelecek. O zaman biz biz şöyle bir e, ifadenin de türevini artık elde edebiliriz. Yine örnek olarak yazayım ben bunu. e, fx eşittir kök içinde x kare artı 7x artı 1. Mesela bunun türevini almak istersen ne yaparım? Bunu şöyle yazarım. x kare artı 7x artı 1'in 1 bölü 2. kuvveti. Bu da ne yapar? f türevi x eşittir. 1 bölü 2 başa gelir. 1 bölü 2 x kare artı 7x artı 1 üstünü biraz azaltırım. Eksi 1 bölü 2 çarpı içinin türevini alır. Ne olur? 2x artı 7. Bunu da şu kök üstü negatif olan ifadeyle şöyle yazabilirim. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü kök içinde x kare artı 7x artı 1 çarpı 2x artı 7. O halde o halde bu fonksiyonun türevi şöyle bir ifadedir. 2x artı 7 bölü 2 kök x kare artı 7x artı 1 arkadaşlar. Buradaki kökün içine gx dersek aslında şu bulduğunuz ifade g(x)'in türevidir. O zaman şöyle bir formülasyon üretebilirim. İleride işlemlerimi yaparken daha hızlı yapabilmek adına. Kök içinde kök içinde g(x)'in türevi nedir aslında? İçinin türevi bölü 2 kök kendisidir. İçinin türevi bölü 2 kök kendisi. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da yine biz e, bundan sonra karşılaşacağımız sorularda doğrudan formül olarak e, kısa şey olarak kullanacağız. Ama çıkış noktası yukarıda örnekte olduğu gibi. Bunu biraz daha genelleştirmek istersek biraz daha genelleştirelim. Mesela fx eşittir 3. dereceden kök x artı 2'nin karesi olsun. Bunun türevini almak istiyorum. Ne yaparım? Yine önce bunu üstü biçimde yazarım x artı 2 üzeri 2 bölü 3 diye. Bu da ne yapar? Şimdi bunun türevini alırım. F türevi x eşittir. 2 bölü 3 çarpı x artı 2 üzeri eksi 1 bölü 3 çarpı 1. Şimdi türevi 1 çünkü. Bu da ne yapar? F türevi x eşittir. E 2 bölü 3 çarpı küp kök x artı 2 şeklinde bulunur arkadaşlar. Bunu da genelleştirmek istersek bunu genelleştirmek istersek şuradan gitmemiz lazım. fx eşittir n dereceden kök gx üzeri m diye yazmamız lazım. Bu da şöyle olacak arkadaşlar. Bunun türevi m bölü n gelecek. Şöyle yazayım. m çarpı gx yani içinin türevi g türevi x bölü n çarpı kök m gx üzeri m eksi 1 olacak arkadaşlar. Ee, yanlış oldu. n bölü m ya aslında şöyle düşünürseniz hani ben direkt yazayım dedim ama şöyle düşünürseniz ifadeyi bunu bir eksilteceksiniz. Bir eksilttiğinizde ne olur? n bölü m eksi 1 olur. Tamam mı? Bunu da ters çevirirseniz eksi n bölü m artı 1 olur. Yani m eksi n bölü m olur. m'yi zaten ee, ters yazmışım. M bölü N yazacağım. Dolayısıyla burası M bölü N olacak. M bölü N. O zaman şurası N eksi M bölü M olacak. N olacak. Tamam mı? O zaman burası ne olur? N eksi M olarak bulunur arkadaşlar. Bu da bir başka formülasyon. Ama ben bu formülleri yani biraz önceki bizim için çok kullanışlı da bu biraz karışık. Akıldan da gidiyor. Ya bunu ezberlemeye gerek yok. Benim biraz önce örneği çözdüğüm metodu izleyerek çözebilirsiniz. Çok da bu formülü ezberlemek mantıklı değil